Silah zoruyla soyulan, bir seri katil tarafından takip edilen bu futbolcular neredeyse hayatlarını kaybediyorlardı. Cristiano Ronaldo'nun araba kazası, İbrahimovic'i neredeyse vuracak seri katil ve küçük Neymar'ın yürek burkan hikayesi. Gelin vakit kaybetmeden neredeyse hayatlarını kaybeden futbolcuların başına gelenlere yakından bakalım. Bir, Cristiano Ronaldo. İlk olarak Cristiano Ronaldo'nun ultralüks otomobiliyle yaptığı o büyük kazadan bahsedelim. Manchester, 8 Ocak 2009, Portekizli süperstar için stresli bir sabahtı. Erken saatteki antrenman için tüm takımın antrenman sahasında olmasını isteyen Sir Alex Ferguson'dan gelen düzinelerce cevapsız aramayla uyandı. İlk Ballon d'Or'unu birkaç ay önce aldıktan sonra takım arkadaşlarına doğru bir örnek olması gerekiyordu. Ama tesise gitmesi için sadece 20 dakikası vardı. Neyse ki asistanı garajında onu zamanında antrenmana yetiştirebilecek tek arabanın anahtarlarını hazırlamıştı. Yepyeni Ferrari'si. Ronaldo hemen Ferrari'ye atladı, takım tesisine doğru hızlanmaya başladı. Tam zamanında varacakmış gibi görünüyordu. Ama tünele girdiğinde dikkati bir anda dağıldı. Ronaldo petrol birikintisinin üzerinden geçti. Lastikleri çekişini kaybetti ve duvara çarptı. Ronaldo'nun Ferrari'si tamamen paramparça oldu. Neyse ki vücudunda tek bir çizik bile yoktu. Kurtulması mucizeydi. Her şeye rağmen antrenmana katıldı. 2. Zlatan İbrahimovic. Seri katil Peter Mengs bir dizi silahlı saldırının ardından Kasım 2010'da tutuklandı. İsveç tarihinin en nefret edilen adamı oldu ve dedektifler onun acımasız suçlarının tümünü öğrenmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Peter 2 yıl sonra 23 Kasım 2012'de ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak sırlarını mezara götürmek yerine dünyayı şaşkına çevirmek istedi. Ve Zlatan'ın hayatına son vermek için yaptığı gizli planla dahil olmak üzere tüm suçlarını itiraf ettiği bir kitap yazdı. Silahlı saldırılarında İsveç'in Malmö kentinde daha çok göçmen bölgelerdeki insanları hedef seçen Mengs, yayımlanan kitabında 2009'da İbrahimovic'in kullandığı Ferrari marka arabayı Södervern Caddesi'nde yol kenarına park etmiş şekilde gördüğünü, hemen evinden silahını alıp caddeye geldiğinde ise otomobili yerinde bulamadığını iddia etti. İbrahimovic'in Balkan kökenli olmasından dolayı öldürülecekler listesinin başında bulunduğunu öne süren Mengs, İsveç medyasının da Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusunu abartarak göklere çıkardığını savundu. 3. Neymar. Neymar henüz 4 aylıkken ailesiyle birlikte bir yakınlarını ziyaret etmek için arabalarını atladılar. Ama o günün son günleri olabileceğini hiç tahmin etmemişlerdi. Neymar'ın babası deneyimli bir şofördü ve Brezilya dağlarını avucunun içi gibi biliyordu. Ama bir anda saçma sapan bir fırtına çıktı. O ve ailesi ara sıra yaşanan fırtınalı havalara alışkındı. Ama bu seferki farklıydı. O kadar kötüydü ki önlerini bile göremiyorlardı. Küçük Neymar arka koltukta oturuyor ve sürekli ağlıyordu. Neredeyse dağın tepesine varmışlardı ki bir anda ışıklar geldi ve büyük bir kaza yaptılar. Neymar'ın babası şok geçirmiş olsa da her şeyi hatırlıyordu. Bir arabanın onlara doğru geldiğini, direksiyonu kırmaya çalıştığını ama arabanın tam kapı tarafından onlara çarptığını söyledi. Kazadan sonra ilk olarak eşine çok kötü olduğunu söyledi ama en büyük korkusu kafasındaki bir sonraki düşünceydi. Junior neredeydi? O zaman ağlamanın durduğunu fark ettiler. Küçük Neymar'ı hiçbir yerde bulamadılar. Arabanın içinde, dışında, yolun aşağısında ve hatta dağın aşağısında her yere baktılar. Onu hiçbir yerde bulamadılar. Neymar'ın annesi o kadar panikledi ki ne yapacağını bilemiyordu. Neyse ki kısa süre içinde onu buldular. Sürücü koltuğunun altına sıkışmıştı ve kanlar içindeydi. Küçük kafası kırık camdan kopan bir cam parçasıyla kesilmişti ve aile vakit kaybetmeden hastaneye gittiler. Annesi ve babası onun hayatta kaldığına inanamıyordu. Bu bir mucizeydi. O gün küçük Neymar'ın omzunda hayatını kurtaran bir melek vardı. Neymar o gün belki de hayatının en kötü olayını yaşamıştı. Ama neyse ki kazaya dair hiçbir şey hatırlamıyordu. 4. Mesut Özil, Seat Kolasinac. Arsenal'deki maaşlarını aldıktan ve parlak mücevherlere yüz binlerce dolar harcadıktan sonra her iki futbolcu da dokunulmaz olduklarını düşünüyordu. Yani hangi çılgın suçlu Londra'nın en büyük futbol yıldızlarına el uzatmaya cesaret edebilirdi ki? Üstelik çoğu zaman yanlarında kulübün güvenliği vardı. Ancak 25 Temmuz 2019'da işler korkunç bir şekilde ters gitti.
İngiliz basınına göre motosikletli iki kişi Londra'nın kuzeyindeki Golders Green bölgesinde Özil'in kullandığı araca saldırdı. Yayımlanan 8 saniyelik görüntülerde Mesut Özil'in kapıları kilitleyip hareket ettiği, araçtaki takım arkadaşı Bosna Hersekli Seat Kolasinac'ın ise dışarı çıkarak bıçaklı saldırganlara karşı koymaya çalıştığı görüldü. Özil'in daha sonra aracını yol ortasında bırakarak yakınlardaki bir Türk restoranına girip yardım istediği belirtildi. Restoranın çalışanlarının dışarı çıkmasının ardından yüzleri görülmeyen kasıtlı saldırganların olay yerinden kaçtığı kaydedildi. Soygun amaçlı yapıldığı belirtilen saldırı sonrası olay yerine polis çağrıldı. 5. David Beckham. Diğer futbolcuların aksine David Beckham kendisine yapılan suikast tehdidi yüzünden aylarca güvenli evde kalmak zorunda kaldı. Tüm bunlar 1998 yılında Beckham'ın İngiltere tarihinin en gelecek vaat eden orta saha oyuncusu olarak görüldüğü ve 6 gol 10 asiste FIFA 98'in kapağında bile yer aldığı sırada oldu. Yani Dünya Kupası'nın eli kulağındayken. David bunun kendisine Hall of Fame'de bir heykel kazandıracak an olduğunu biliyordu. Ama tehlikede olan çok şey vardı ve İngiltere'nin hooliganları her zamankinden çok daha agresifti. Çünkü elemeleri geçemeyerek 94 turnuvasını kaçırmışlardı. Beckham ise omuzlarındaki tüm bu baskıyla son 16'ya kalmayı garantilemek için Arjantin maçı için sahaya çıktı. Maçta her geçen dakika tansiyon yükseliyordu ve oyuncular birbirleriyle kavga etmeye başladılar. İşte o zaman Beckham kontrolü tamamen kaybetti. Bu hata İngiltere'ye Dünya Kupası'na mal oldu çünkü maçı penaltılarla kaybettiler. Böylece Beckham tek bir vuruşla futbolun en umut vadeden oyuncusundan bir numaralı halk düşmanına dönüştü ve insanlar kelimenin tam anlamıyla onun yok olup gitmesini istiyorlardı. İşler o kadar kötüye gitti ki adreslerine gelen tüm taciz ve tehditler yüzünden Beckham ve ailesi kendi evlerinden dışarı adım atamadılar. Neyse ki insanlar asla içeriye girip ona ve ailesine zarar veremediler. Neredeyse hayatını kaybedecek ünlü futbol yıldızlarından bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Sizce en büyük hayati tehlikeyi hangi futbolcu atlatmış? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.